Mutlu pazarlar. Eğitimi merkezine başarı doğru hoş geldiniz. Evet sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üniversiteyle yan yana getirmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz Kıbrıs'a bakıldığında bir eğitim adası olarak gözüküyor ama bence hemen altını çiziyorum. Artık eğitim adası zaten o sıfatı aldı ama araştırma adası sıfatını da elde etmeye başladı. Evet. Kıbrıs'a gideceğiz ve buradaki üniversiteyi göreceğiz. Konuğum benim çok iyi bir dostum. Kendisine her zaman bilgisine inandığım bir dostum. Girne Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü Sayın Serhat Akpınar. Sayın Akpınar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim özellikle tabii biliyorsunuz ki sizde de olsun Türkiye'de ya da dünyada 2025 ya da 30'lu yıllara adım adım gideceğiz. 2025'te ve 30'lu yıllara gittiğimizde önümüze hep artık şu terimler çıkıyor. Bir yapay zeka, bilişim dünyası, teknoloji çağı. Ve tabii gençler buna adapte olmak istiyor. Burada gençlerden en çok gelen soru şu, benim sahada çalışan arkadaşlarım getirdiler bunu. Özellikle sizi de sordular, biraz sonra Kıbrıs'la ilgili sorularımız var, göreceksiniz. Ve arada da sorular gelebilir, onlara direkt size soracağım. Gençlerin bu dünyaya adapte olabilmeleri için üniversitelerin ne tür bir çalışma yapması? Örneğin sizin üniversiteniz ne şekilde bir çalışma yapacak? Şöyle bir şey yakalayayım, siz yeni sisteme göre hırçın bir üniversiteyiz diyorsunuz. Araştırma üniversitesi diyoruz. Söz sizde. Evet. Aslında bir de şu anda önümüzdeki öğretim yılıyla ilgili entrepreneur bir üniversite olma noktasında oldukça farklı adımlar atıyor olacağız. Siz arz ediyorsanız ben sözümü Obama'nın geçen günkü paylaşımıyla devreye gireyim. Sayın Obama şunu söylemişti. 50 yıl önce Ay'a adım atarken... Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki 50. yılını programlamış durumdaydılar. Evet. Yani bugün Mars'a gidilebilmesi için fizikçi bayan mühendislerin devrede olmasını büyük bir gururla anlatıyorlardı geçtiğimiz gün. Aslında bizler bu çizgiden çok uzaktayız. Ülke olarak, üniversite olarak aslında yapmamız gereken çok farklı açılımlar ve atmamız gereken adımlar var. Gençliğimizi 30'lu, 35, 40'lı yıllar hazırlayabilmek için özellikle yapay zeka yani kendimizin yaratmış olacağı ve bizden daha ileri ve sonsuzluk bir yaşam sürecine bizleri hazırlayacak olan farklı bir sistem ve yaşam algısının yaratılacağı bir sürece giriyoruz. Bunun çok iyi bir farkındalığına ulaşmamız lazım. Girne Amerikan Üniversitesi bu yönde Mühendislik Fakültesi bünyesinde hazırlık çalışmalarına başladı. Kendi laboratuvarları kapsamında da son 2 yıldır bu yönde bir takım çalışmaları başlamış durumda. Ancak ne kadar ileri gidebileceğimizi özellikle yüksek öğretim kurumlarımızın da bu yönde atmış olacakları adımlarla birlikte görmüş olacağız. Peki burada bunu bahsediyorsunuz, görmüş olacağız diyoruz. Peki oradan bir adım daha ileri gidelim. Şimdi yavaş yavaş içeri içerisine gireceğim. Yıl 1985. Takriben işte bir 35 yıllık bir eğitim olayı var. Hatta şöyle bizim arkadaşlar araştırmışlar. Siz 22 yaşında üniversitede tez verirken üniversite sahibi ya da üniversite kuracağım teziyle hareket etmişsiniz ve belli bir noktaya geldiniz. Şimdi üniversitede belli başlı öne çıkan bölümler var. Bunları şimdi ismi zikredeceksiniz. Ama isterseniz bir de başlıklarla fakülteler ya da diğer kısımları söylerseniz daha iyi olacak. Şöyle söyleyeyim, Girne Amerikan Üniversitesi 1985 yılında, evet sizin de bahsetmiş olduğu gibi benim bir mezuniyet tezimle kurulmuş oldu aslında. Bugün 10 fakültesi var üniversitemizin. 11. fakülte, tıp fakültesi ise şu anda tüm oluşumlarını tamamlamış durumda. Morfoloji binası ile birlikte önümüzdeki öğretim yılında öğrenci almaya başlayacak Allah'ın izniyle. Tabii hukuk fakültesi, eczacılık, sağlık bilimleri fakültesi bugün oldukça öne çıkmayı başarabilen. Ancak havacılık meslek yüksek okulu, denizcilik fakültesinin bugün bu yıl açılmış olan özellikle deniz brokerliği ve işletmeciliği alanındaki yeni bölümleriyle önümüzdeki yıllarda çok daha ileri noktaya üniversitemizi taşıyacağına inanıyorum. Ancak takdir edersiniz ki sahne sanatları fakültesi, mimarlık güzel sanatlar fakültesi, mühendislik fakültesi, turizm, gastronomi ve
diğer meslek yüksek okullarıyla birlikte bugün çok yönlü bütün bir yapı altında Güney Amerikan Üniversitesi. Peki hocam, pardon, siz benim çok yakın dostumsunuz. İçeriden de sayın yönetmenim uyarıyor. RTÜK kuralları girince üniversite adını zikretmeyin, evet. Ben olayı getireceğim. Size çok teşekkür ederim anlayışınıza. Şimdi bir konuda daha uyarıyorlar. Kendi uçakları var, niye söylemiyor Sayın Akpınar diyor. Evet, havacılık ve pilotaj bölümümüzde bize bu çünkü alışkanlık. Ağızdan çıkarır, devam edin. Evet. Şöyle söyleyeyim, üniversitemiz kendi havacılık otoritesini kurmuş bir kurum. Kendi uçaklarıyla bu eğitimi sağlıyor durumda. Bu yıl ayrıca aslında bizim için çok önemli adımlar atıldı. Bir tanesi AFA, diğeri ise İFA. İFA bizim için çok çok önemli. Hı hı. Çünkü Güney Amerikan, evet, devam edin, üniversitemizin 99 mezunları ile kurulmuş ve bugün kendi havacılık okulları ile üniversitemize hizmet veren, sadece kendi uçaklarımız değil, kendi uçaklarımızın onların eğitim programlarını da desteklemiş olduğu ve onların da eğitim uçaklarının kendi üniversitemizin pilotaj ve havacılık bölümüne destek verdiği bir yapı oluşturmuş olduk. Çorlu'da başlıyoruz. Evet. Şu anda da uçuştalar. Hı hı. Pazartesinden itibaren düzeltiyorum öğrencilerimiz. Peki buradan şuraya girelim mi? Şimdi uluslararası bir üniversite. Sonuncu söylemiyorum, ben söyleyeceğim. Yani notum var burada. 7 ülkede bir kere kampüsleriniz var. Şu 7 ülkeyi bir sayar mısınız bana? Şöyle söyleyeyim. Hong Kong'da başlayalım. Evet. Canterbury, İngiltere, evet. İkincisi. Hı hı. Üçüncüsü Moldova. Kişinov'dayız. Moldova Kişinov'da iki tane üniversitemiz var. Dördüncüsü, biz havacılık ve pilotaj programı sebebiyle ve bir de üniversiteleşme vakıf programı sebebiyle İstanbul'u da Türkiye'de dahil ediyoruz. Kıbrıs, Sri Lanka ve Amerika Birleşik Devletleri. Peki, şimdi buradan şuraya girelim. Yeni bir bilgi, yanlış söylüyorsam düzeltin. Arizona Devlet Üniversitesi bünyeye girdi. Arizona Devlet Üniversitesi 3 fakülteyle üniversitemiz bünyesinde bir mikro kampüs oluşumuna başlıyor bu yıl. 3 fakülte bünyesinde hukuk, mühendislik ve mimarlık fakültelerine öğrenci olmaya başlayacaklar. Özellikle Arizona Devlet Üniversitesi'nin öğrencileri Kıbrıs'ta eğitimlerini bünyemizde almaya başlayacaklar. Üniversitemiz de Arizona Devlet Üniversitesi için öğrenci alımlarına bu yıl başlamış olacak. Peki buradan şimdi başka bir konuya girmeye çalışıyorum sizinle. Ha hocam, giremeden bir soru. Kampüsler arasında öğrenciler gezinebilecek mi? Uluslararası kampüsler arasında diye soruyorlar. Zaten şu anda bizim kampüslerimizin ortaya çıkmasından güzel yönü, farklı kültürlerle o etkileşimi sağlayabilmek için, öğrencilerimizin bir dünya insanı olarak yetişebilmesi için, kendi eğitim uygarlığımızda öğrencilerimizi bir kampüsten diye bir kampüse Study Abroad programı adı altında yönlendirmek olacaktır. Peki buradan şimdi çok önemli, veliler özellikle soruyorlar, anneler. Bakın bu araştırma da önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üniversitenizde kampüs yaşamı, Kıbrıs'taki yaşam, tabii bu sırada çocuklar barınacak, yeni bir KYK anlaşmanız var. Bunlar nelerdir? Evet, şu anda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki pahalı yaşam algısını bir şekilde ortadan kaldıracağına inandığımız, ki gerçekte öyle değil. Sadece zaman zaman ekstratür edildiğini düşünüyoruz böyle bir yapının. KYK yurt sistemiyle yapmış olduğumuz ön protokol çerçevesinde bu yıl 380 öğrenciye yönelik bir yapı oluşturuyoruz. Velilerimize daha ekonomik çözümler oluşturacağımıza inanıyorum. Tecrübe programında destek verebileceğimize inanıyorum. Tabii sadece KYK yurtlarıyla ilgili değil, üniversitemiz diğer yurtlar bünyesinde de farklı açılımlarla KYK benzeri bir takım oluşumlar başlattı ki bu yıl özellikle tercih edecek olan öğrencilerimize farklı, daha düşük ekonomik çözüm üretecek yurtlarımız ortaya çıkmış olacak. Evet değerli dostlar, sohbetimizi KKTC'den Girne Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü Sayın Serhat Akpınar'la devam ediyoruz. Sayın Akpınar, tabii bu sırada bir de ekonomik bir tablo var ve tabii ki Kıbrıs tercih edecek velilerin burslar vesaire olaylara çok dikkat edecekler, ama şöyle size soru sormak istiyorum. Bir, burslarınız neler? Ancak ikincisi, ilk üçe verilen tercih burslarınız neler?
bunların oranlarını söyleyebilirsiniz. Bir de Kıbrıs'ın pahalı olmadığını ben de biliyorum. Çünkü ekibim de gitti. Sizler buraya davet edildiğinizde onlar sizleri yerlerinize görmek istiyorlar. Şöyle bir olay çıkardık. Turizmden dolayı pahalılık söz konusu. Yoksa eğitim dünyasında böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere bunu çok iyi ayırt etmekte yarar var. Buyurun. Burslar, bir dakika. Turgut Bey diyor ki telefonda, hocam diyor, lütfen kesintisiz olup olmadığını sorun yok bursların diyor. Evet, burslarımız 7 yıl ve kesintisiz olarak öğrencilerimize veriliyor. Çünkü sürekli bu soruyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde burs haklarını kaybetmiyorlar. Hı hı. Başarı burslarını ekonomik bir takım beklentilerle burs almış olan öğrencilerimiz 7 yıl süresince burslarını koruyabiliyorlar. Hatta bu burslarını yatay geçiş yapacakları diğer kampüslerimize de kullanabiliyorlar. Evet. Haklarının her zaman baki olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Özellikle ilk 3 tercihlerinde alacakları %100 bursları ve %50 oranındaki burslarını da kullanabilecekler. Hı hı. Bu yol ortaya koymuş olduğumuz avantajlı burs açılımlarının dışında 35. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Gine Amerikan Üniversitesi'nin, hı hı, Eğitim Vakfı'nın, evet, Eğitim Vakfı'nın burslarını da öğrencilerimiz başvurabilecekler. Peki, buradan şuraya geçmekte yarar var. Şimdi ülke üniversitede 135 ayrı ülkeden öğrenci var. Bir öğrenci mozaiği var. Ancak 40 ayrı ülkeden de belki de daha fazla oldu öğretim üyesi var. Bu iki ayrı mozaik yan yana geldiğinde burada okuyan öğrencilere avantajları, yani örneğin ben şöyle söylüyorum, bir kere kültürleri öğreniyorlar, görüşleri genişleyebiliyorlardır. Daha sonra da iş dünyasına atıldıklarında birbirine yardımcı oluyorlardır ya da o ülkelerin elçileri oluyorlar. Evet, kesinlikle. Şuna biraz bahseder misiniz? Sizler de biliyorsunuz, üniversitemiz özellikle uluslararası projesi kapsamında 200'ün üzerinde bir ulusu bünyesinde barındırmak için bir çalışma yapıyor. Şu anda 135 ülke. Evet. Önümüzdeki öğretim yılı 5-6 ülkenin de artacağını ümit ediyoruz. Öğretim üyelerine baktığımız zaman 50 farklı ülkeden şu anda öğretim üyesinin bulunduğunu görüyoruz. O etkileşimin kültürler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oluştuğunu görmek. Hı hı. Sadece kültürler değil, özellikle öğrencilerimizin ortaya koymuş oldukları dostluklar, arkadaşlıklar ve öğrencilerimizin gelmiş oldukları ülkelerdeki demografik yapıya da bakmak suretiyle benzeri demografik yapının kendi akademik kadrolarımızın üzerinde de oluşmuş olması, öğrencilerimizin üniversitemizi tercihinde büyük bir önem arz ettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Zaten bu rakamın artacağı çok açık çünkü siz ayağınızın tozuyla, ben sordum, siz Kıbrıs'a mı dönüyorsunuz? Hayır, Afrika'ya gidiyoruz dediniz. Ben de tam programa girerken, yani aklımda kaldığı kadar yanlış söylersem düzeltin, 40 ayrı üniversiteyle galiba bir görüşme yapacaksınız Afrika'da. Bu da size bir ortaya. Bunu da çok kısa bir iki cümleye söyler misiniz? Şimdi 12 farklı Afrika ülkesiyle. 12 farklı. Evet, 12 farklı Afrika ülkesinde 40 üniversiteyle bir anlaşma başlattık. Hı hı. Biz buna bu anlaşmaları onurlandırmak diyoruz aslında. Yani şu anda yapmış olacağım ziyarette ilgili ülkelerin yükseköğretim bakanlıkları ve kurumlarıyla yapılacak olan toplantılarla üniversitelerle resmi olarak bu anlaşmalar imzalanmış olacaklar. Hı hı. Önümüzdeki akademik yıl bu bahsetmiş olduğumuz devlet üniversitelerinde, hı hı, üniversitemiz ilk kez kendi eğitim programlarını 3 ayrı fakültede, Arizona örneğinde olduğu gibi, Afrika'ya export ediyor, evet, duruma geliyor. O ülkelerde almış olacağımız öğrenciler 3 yıl boyunca eğitimlerini kendi ülkelerinde devam ediyor olacaklar. Son yıl ise Kıbrıs'a gelip Kıbrıs'ı tamamlayacaklar. Peki buradan şuraya girelim. Sizinle birlikte biz çok çalıştık. Hatta şehirlere gittik. Birlikte konferanslar verdik. Ben geldim Kıbrıs'a, rehber öğretmenlerle çalışmalar yaptım. Fakat burada en çok durulan noktadan bir tanesi oydu ki alandaki arkadaşlar da bana bu soruyu getirdiler. Artık Türkiye'de de ki vakıf ve devlet üniversitelerinde bu gençlerin dikkatinde. Akreditasyonlar. Zaten üniversitemiz kuruluşundan itibaren bugün, hatta iddia ediyorum, olabilecek birçok uluslararası akreditasyonları bünyesinde bulundurmuş durumda. Sadece üniversite olarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konumu, statüsü sebebiyle de üniversitemiz uluslararası, başta Avrupa Birliği olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, üniversite düzeyinde genel akreditasyonların dışında bölümler de yönelik de akreditasyonlarını almış durumda.
Örneğin bugün bir mühendislik fakültesinden mezun olan bir öğrencimiz bir ABET akreditasyonu ile farklı bir ülkeye gidebiliyorsa mesleki olarak görev yapabilir. Bunun olmadığı takdirde ise, yani o akreditasyonların olmaması ise tabii ki bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Bu sebeple üniversitemizin mezunlarının bu akreditasyonlara sahip bir yüksek öğretim kurumundan mezun oluyor olmaları onlara çok büyük avantajlar sağlıyorlar. Akreditasyonların dışında bir de biliyorsunuz dünya sıralamasında ranking kuruluşları var. Özellikle Ece Universal bünyesinde yapılan çalışmalarda işletme fakültemiz çok ileri başarılar elde etmiş durumda. Bugün Türkiye'deki 3 veya 4 üniversiteyle başa baş bir çalışma altında. Bu da tabii ki bizim karşımızda bir büyük bir gurur olarak duruyor. Şimdi soruları artık böyle hızlı hızlı sormaya başlayacağım. Şöyle öğretim kadrosuna bakıldığında tabii ki sizde bir Amerikan kültürü var altyapınızda. Tabii ki Türk sistemini de beraber götürüyorsunuz. Öğretim kadrosunu seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Bir, öğretim kadrosu öğrenci ilişkileri nasıl oluyor? Üçüncüsü öğrenciler, onu sonra sorayım. Şey diyorlar, tasarı getirirlerse işte ürün haline getirebilecekler mi 2025-30'lar? Biz önce öğretim kadrosunu konuşalım. Tabii biraz önce de bahsetmiştim. Üniversitemizdeki demografik yapıya bakmak suretiyle öğretim üyelerimizi tercih ediyoruz. Yani hemen hemen olmasa da temsil ettiğimiz veya temsil eden üniversitemizde bulunan öğrencileri temsil edecek yaklaşık 50 ülkeden öğretim üyemiz bulunmakta. Amerikan eğitim sistemi ve formasyonunda faaliyet gösterirken tabii ki buradaki en önemli ortaya çıkan unsur öğretim üyeleriyle öğrencilerimizin ilişkilerinin birebir olması. Son dönemdeki teknolojik gelişmelerle de her ne kadar sosyal alanlar içerisinde de ve sosyal hesaplar üzerinde de çok yakın ilişkiler kurulabiliyor olsa bile öğretim üyeleriyle aslında çat kapı her zaman için rahatlıkla sorunlarını, beklentilerini, araştırmaları ile ilgili ortak çalışma programlarını hatta makalelerini birçok konuda destek alabiliyorlar. Peki şimdi böyle bir şey var. Diyorlar ki başka üniversitenin tanıtımlarında biz kampüslerine gidiyoruz. Şimdi tamam siz bir fuardaydınız. Onun dışında İstanbul'da bir büroya mı ne yapacaklar? Nereye gelecek gençler? Ya da şehirlerde bürolar mı var? Nasıl irtibat kuracaklar sizlerle? Tabii şu anda temsilciliklerimize öğrencilerimiz var. Başvurabiliyorlar. Hangi şehirlerde var? Şöyle kısaca geçelim. Şu anda tabii yani Antalya'dan Ankara, İzmir, İstanbul, aynı şekilde Adana, Bursa, Şanlıurfa'ya kadar, Eskişehir'e kadar. Tamam, şehirdeki temsilciliklerle konuşuyoruz. Ayrıca şu anda biliyorsunuz fuarlar, İstanbul'daki fuar programında da öğrencilerimiz başvurdu. Bulunabiliyorlar. Tamam. Kayıtlarını kayıtlarla ilgili her türlü bilgiyi alabiliyorlar. Sadece tecihlerle ilgili değil ekonomik ortaya konan bir takım paket program oluşumlarla ilgili de ön başvurularını yapabiliyorlar. Hatta ve hatta tecihleri öncesi sonrasında olabilecek birçok imkandan da yararlanabiliyorlar. Tamam ben şimdi fuarda sizin standa geldim. Önünüze oturdum. Ve dedim ki beyefendi ben işte Kıbrıs'ta bir üniversite seçeceğim ya da Türkiye'yi seçeceğim. Niye sizin üniversitenizi seçeyim? Şöyle ana başlıklarla bir özetleyelim. Bir defa entrepreneur bir üniversitede eğitim almak istiyorsa, hayallerinin ve ortaya koymuş olduğu o hedef ve gelecekle ilgili beklentilerine bir yanıt almak istiyorsa, mesleki seçimlerinde sizlerin biraz önce ilk başta söylemiş olduğunuz 30'lu, 35'li, 40'lı yıllarda ben Türkiye'den gelecek olan öğrencilerimiz için söylüyorum bunu. Kendi mesleki alanlarında öncü bir birey olmak istiyorlarsa, sadece öncü bir birey olarak değil, kendi alanlarının yön verenler olmak istiyorlarsa, üniversitemizi seçmiş olmalarının onlara büyük bir imtiyaz sağlayacağını çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Peki, şimdi dostlar, yapımcım Turgut Özay'a dönüyoruz. Sayın Özay, biraz evvel çok değerli dostum, Girne Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü Sayın Serhat Akpınar'la bir sohbet yaptık. Sence bu sohbetin manşeti ne? Hocam her şeyden önce çok teşekkür ederim. Sevgili hocamıza da bizimle bugün birlikte olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca anlık soruma cevabı için de tekrar teşekkür ederim. Burslarla ilgili bir soruydu. Sağ olsunlar kendileri içtenlikle yanıt verdiler. Bence bugünün manşeti... Her şeyden önce
Kıbrıs'ta, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim olmalı. Çünkü hocamız gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki, özellikle de tabii Girne başlığı altındaki eğitim imkanlarını kendi temsil ettiği, kurucu rektörü olduğu üniversitesinin adaylara sağladığı, öğrencilere sağladığı imkanları anlattı. Sektörle işbirliklerini ve dünyadaki yerleri hakkında bize bilgi verdi. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğu için, ki yıllardır üniversiteyle de zaten yakın temaslarımız vardır. Her türlü başarısını alkışlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Başarıya Doğru'nun ilk konuydu Sayın Kurucu Rektör Serhat Akpınar. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve tekrar herkese mutlu bir pazar günü diliyoruz. Umarız hepinizin pazar günü güzel başlamıştır. Keyifli bir tatil günü yaşıyorsunuzdur. Bizim buradaki tempomuz aynen devam ediyor gördüğünüz gibi. Yine bugün yayınlarımıza başladık. Başarıya Doğru'ya saat 16'da tekrar Başarıya Doğru'nun bir başka bölümünde birlikte olacağız. 16'daki konuklarımızı sizlere aktarmadan önce Sait Gürsoy'a sormamı isteyen bir aileden, bir izleyici çiftimizden bir soru geldi. Sait Gürsoy'un tam da uzmanlık alanı ile ilgili bir soru aslında bu. Sait Hocam, hazır mısınız? Size bir sorum olacak. Daha doğrusu peki, izleyici çiftimizin hazırız bir sorusu efendim, olacak. Buyurun. Peki. Sınava hazırız. Evet hocam. Şimdi soru aynen şöyle. Arada okumak zorundayım. Tam kelimeleri aktarmak için kusura bakmayın lütfen. İzleyicimiz Eyüp ve Nazan Ekşi çifti diyor ki, bizim iki tane evladımız var. Allah bağışlasın. Hepimizin evlatlarını Allah bağışlasın tabii ki. Bu çocuklarımızı biz eğitmeye çalışıyoruz. Ancak bu çocuklarımızı biz geleceğe nasıl hazırlamalıyız? Hangi kriterleri göz önüne almalıyız? Onları nasıl bir gelecek bekliyor diyor. Ki siz iki tane evlat büyütmüş olan bir aynı zamanda baba olarak bence bu sorunun cevabını verebilecek sayılı kişilerden bir tanesiniz benim için. Peki, teşekkürler Sayın Özay. Tabii iki tane çocuk derken iki de torunumuz olduğunu da unutmamızda yarar var. Şimdi efendim, burada çocukların yaşını bilemiyorum ne olduğunu, ama eğer bir tanesi ilkokula gidiyorsa, bir diğeri de ortaokula gidiyorsa, özellikle Milli Eğitim Bakanı, ki çok yakın dostlarımdan bir tanesi olan bakanım Ziya Selçuk Beyefendi, ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalarla 2020 ve 21 yılından itibaren yepyeni bir sistemi sizin karşınıza getirecekler. Ve lise 1'den itibaren, eğer bir gencin bir tanesi orta sondaysa, 2020-21'den itibaren son derece mükemmel bir sistemle karşınıza gelecek. Ders sayıları azaltılmış, ama öğrencinin ilgi, istek, yeteneği doğrultusunda bazı derslerin konulduğunu göreceksiniz. Ve lise sona gelindiğinde ise üniversite hazırlık denilen bir sistem getirilecek. Ancak bu sırada lütfen buraya çok dikkat ediniz. Artık okullarda, üniversitelerde olduğu gibi kodlama, yani programlama dili, finansal okuryazarlık, bununla birlikte küresel farklılıklar ve bir taraftan da duygusal atölyeler yer alacak. Yani okullarımızda iki ayrı sokağın iki ayrı başı olacak. Bir tarafta teknik, teknoloji, bilişim adım adım giderken, bir tarafta duygusal zeka, duygusal düşünceler yürüyecek ve tasarım atölyeleri söz konusu olacaktır. Eğer çocuk daha küçük yaştaysa, zaten anaokulundan itibaren bu yıl çocuklarımız için bir yetenek haritası çıkartılıyor ve bu yetenek haritası ile birlikte de eğer kısmet olursa lise sona ve ondan sonraki dönemlerde bunlar getirilecek. Ancak burada ben bizi izleyen dostlara şunu söylemek istiyorum. Her yenilikte eksikler olabilir. Bunlar masaya yatırılacak. Artı eksileri tartışılaraktan getirilecekler. Bir anda bu yapılmaz, bu olmaz cümlesinden ziyade bu sistemi hep birlikte desteklemeye ve taşın altına elimize sokmamıza yarar var cümlesini kullanmak istiyorum. Evet sevgili izleyicilerim, programın sonuna geldik. Çok değerli konuğum Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne Amerikan Üniversitesi kurucu rektörü Sayın Serhat Akpınar'dı. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Artık şu dakikadan itibaren adanın adını değiştirdik. Eğitim adası değil, artık araştırma adası olmuştur. Evet. Evet, saat 16.05'te tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu dakikalar diliyorum.